Gördüğünüz gibi bu kısımda geldi buraya. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere birazdan göreceğiniz şarj ekranını ve şarj sesini nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Şimdi telefonumu şarja takıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir efekt almış oluyor. Hadi gelin bakalım bu nasıl yapılıyor. Öncelikle telefonumun şarj kablosu alt kısmına benim zaten takılı sürekli açıp kapamamak adına ve görüntüyü bozmamak için siz bunu öncelikle şarjda değilken yapmalısınız. Şimdi bunu biz kestirmeler yoluyla yapıyoruz. Aslında baktığımızda benim daha önceki kestirme videolarıma gerçekten çok benziyor ama farklı programlar kullanıyoruz. O videoları yaptığımızdan beri teknoloji birazcık gelişmiş. Şimdi öncelikle buradan indirmemiz gereken 2 veya 3 adet uygulama var. Bunlardan bir tanesi paralı. Bir tanesi de bedava şu gördüğünüz charger master dediğimiz uygulama paralı bedava olarak gözükse de paralısını indirerek yapabiliyorsunuz ben paralısını indirdim sizin için göstereceğim ancak charging play ile charge sound dediğimiz uygulamalar bedava şimdi öncelikle bu 3 uygulamayı da indirdik önce bir charger master'a bakalım. Charger Master uygulamasını açtığımızda ilk olarak telefonunuzun bataryası %80'in altındayken buraya basıp da Go diye test yapmanız gerekiyor ve 5-10 dakika sonra test sonuçları çıktı diye size uyarı veriyor. Bunun bitmiş olması gerekiyor. Bununla birlikte animasyon kısmına geldiğimiz zaman da burada ben iki tane ayarı açtığımda daha düzgün çalıştığını gördüm. Bu arada bu videoyu ben bir YouTube kanalında gördüm. Onu da aşağıya bırakıyorum hani çalmış olmayayım şimdi. Burada gördüğünüz gibi şarj ettiğinde otomatik olarak kullan ve aynı zamanda da ekran sürekli açık kalsın. ibareleri açık olursa daha güzel olur ama daha çok şarj yer. Şimdi burada gördüğünüz bütün hepsini tek tek deneyebiliyorsunuz. Bakın mesela bu onlardan bir tanesi ve buna 18.99 ben para ödedim bu uygulamaya. Bence sizin ödemenize çok da fazla gerek yok ama güzel şeyler mevcut. Mesela bu da yine güzel olanlarından bir tanesi. Tabi bütün ekranların siyah olmasının sebebi OLED olan ekranlarda bu siyahlardan dolayı bataryanın gitmesini birazcık daha yavaşlatmak. Gördüğünüz gibi bunların hepsi animasyon olarak kullanılabiliyor. Kullanabileceğimiz ikinci uygulamada Charging and Play uygulaması ama bu uygulama şu anda burada çince benim iPad'imde normal İngilizce olarak harekete başlamıştı. Bu kısma basarak gördüğünüz animasyonları da yine seçebilirsiniz. Seçtiklerinizi de üzerine basarak uygulayabilirsiniz. Ama Çince konusunda bir destek veremeyeceğim maalesef çünkü ben de bilmiyorum. Bunları kurduktan sonra, belirledikten sonra ses içinde bu uygulamayı kullanacağız. Yine içine giriyoruz. Burada zaten nasıl yapılacağını size gösteriyor ama ben öncesinde bir anlatmak istiyorum. Buradan gördüğünüz gibi birçok sesimiz var, efektimiz var. Bunların hepsini tek tek buradan seçebiliriz. Ben aşağıda sistem start seçeneğinden burada Mac'i seçmiştim. Mesela siz istiyorsanız işte Vista'nın başlangıç sesini seçebiliyorsunuz böyle. Gibi gibi son erik sonun var vesaire vesaire bunların hepsini seçmemiz mümkün. Peki bunu nasıl yapacağız? Tabii ki kestirmelerle yapacağız yine. Öncelikle kestirme ekranına geliyoruz ve otomasyona basıyoruz alt kısımdan. Otomasyona geldiğimizde artı kısmına basıyoruz ve kişisel otomasyon yarat diyoruz. Buradan aşağıya indiğimiz zaman şarj aleti kısmını seçiyoruz ve sonraki diyoruz. Bunu yapmamızın amacı biz telefonumuzu şarja taktığımız zaman telefonun bir takım işleri bizim adımıza çalıştırması demek ve tahmin edersiniz ki çalıştırdığı şeylerde bu animasyonlar oluyor. Buradan işlem ekle diyoruz. Uygulamalar diyoruz. Ve eğer Charger Master'ı kullanacaksak ona basıyoruz. Eğer Çince olanı kullanacaksak onu seçiyoruz. Ben Charger master kullanacağım. Arkadaşlar ürettiğim içeriklerden memnunsanız kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Auto Charging Testing diyor. Bunu kullanmak istiyorum yine. Sonraki diyorum. Ardından çalıştırmadan önce soru kapatıyorum ve sorma diyorum. Bu bazı telefonlarda çıkmayabiliyor hatadan kaynaklı. Şu an için hani bununla ilgili yapılabilecek pek de bir şey yok bitti diyorum buraya ve işlemlerden bir tanesi tamamlanmış oluyor. Gördüğünüz gibi ikisi birbirinin tamamen aynısı. Ben o yüzden birini sileceğim. Diğerini yapmak için de yine artıya basıyoruz. Kişisel otomasyon yarat diyoruz. Aşağı kısma iniyoruz ve şarj aleti diyoruz. Buraya kadar tamamen aynı. Sonraki diyoruz işlem ekle dediğimizde buradan uygulamalar kısmını seçiyoruz ve yine charge sound kısmına basıyoruz. Buradan set your favorite charging ringtone kısmına basıyoruz ve çalıştırıldığında gösteri kapatıyoruz sonrakiye geliyoruz ve çalıştırılmadan önce soru yine sorma diyerek kapatıyoruz ardından bitti diyoruz gördüğünüz gibi buraya kaydoldu ben yine bir tanesini sileceğim karışıklığa sebep vermesin diye bunları kaydetmemiz bizim için yeterli ardından yaptığımız tüm değişiklikleri artık uygulamanın üzerinden yapacağız yani tekrar tekrar bu işlemi yapmamıza gerek kalmayacak buradan charger master uygulamasına geliyoruz mesela niye anket seçeceğim ben buradan buraya geldikten sonra Gördüğünüz gibi set diye bir kısım çıkıyor. Setup Succeed diyor. Bu arada bu animasyonlar için dediğim gibi 20 TL vermeniz gerekiyor bu uygulamayı kullanacaksanız. Bu arada içindeki bütün animasyonlarda bunlar yani çok da fazla aslında bir şey de yok ama gün geçtikçe daha da ekleniyor. Aynı zamanda bir duvar kağıdı gibi bir şeyleri de var. Yani ekran koruyucu olarak da kullanmanız mümkün. Ardından ses kısmını da seçtikten sonra ben şu anda telefonumu şarja takıyorum. İzliyoruz. Gördüğünüz gibi bu kısımda geldi buraya hem ses çıktı hem görüntü çıktı ama şu konuda sizi bilgilendirmek istiyorum bakın bu telefonun lock screen dediğimiz kilit ekranı değil üzerine bastığımızda aslında biz uygulamanın içerisine yönlendirdiğini buradan görebiliyoruz bu da şu demek oluyor yani bu şarja taktığında sadece bir uygulamayı çalıştırıyor yani siz bunu kilit ekranındayken doğru düzgün bir şekilde kullanamayabilirsiniz ama bütün işlevlerini yerine getiriyor benim size söylediğim gibi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım işinize yarayacak bir video olmuştur ve merakınız giderilmiştir. Sosyal medyadan bana çok fazla soru geldi ben bu videoyu yaptığımda ve küçük bir story paylaştığımda. Bu arada Instagram hesabım üzerinden bu şekilde ön bilgileri paylaşıyorum. Takip ederseniz sizin işinize yarayacaktır. Hani uygulamaya para vermenize gerek var mı? Uğraşmak istemiyorsanız ve güzel olsun istiyorsanız var. Bunu ekran koruyucu olarak da kullanabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız kendinize iyi bakın. Yorumlara hataları ve diğer beğendiğiniz noktaları yazmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.